Benim adım dertli dolap, suyuma kar yalap yalap. Benim adım dertli dolap, suyuma kar yalap yalap. Böyle emreylemiş çalap, derdim vardır inilerim. Böyle emreylemiş çalap, derdim vardır inilerim. Dağda kestiler hezenim, bozuldu türlü düzenim. Dağda kestiler hezenim, bozuldu türlü düzenim. Ben usanmaz bir ozan, derdim vardır inilerim. Ben usanmaz bir ozanım, derdim vardır inilerim. Yunus bunda gelen gülmez, kişi muradına ermez. Yunus bunda gelen gülmez, kişi muradına ermez. Bu fanide kimse kalmaz, derdim vardır inilerim. Bu fanide kimse kalmaz, derdim vardır inilerim. Tekrar sesine, nefesine sağlık diyoruz. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler, Anadolu'nun yedi renginde bu haftaki program konuğumuz Cengiz Özkan'la olan birlikteliğimiz devam ediyor. Bir taraftan saz, bir taraftan söz ve muhabbetle. Evet, Cengiz Özkan'ın belki de bilmediğiniz yönlerini sizlerle buluşturmayı hedefliyoruz. Biraz Cengiz abini ben uzun yıllardır tanırım. Çok konuşmayı sevmez. Konuşması sazıyla ve müziğiyle değil mi daha çok? Yani muhabbette tabii konuşmayı severim de öyle. Benim de sevmiyorsun o zaman Cengiz yok, abi. Yok, hiç hayır, yani... hayır. Şey demek istiyorum. Yani... Şaka yapıyorum tabii ben. Biraz da samimiyetimize de dayanarak seni de sıkıştırmak istemem. Şimdi... Nerede kaldık? Bizim konservatuarın belli bir dönemi bitti. Üniversite yıllarını bitirdik ve TRT'ye de 89'da girdin değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet, evet. TRT'ye girerken bir sınav yapıyorlar herhalde. O günlerden tabii. De biraz bahseder misin? Nasıl hazırlandın? Neler yaptın? Yani zaten çalışıyorduk. İşte sınava daha önceki sınavlara girmiş çıkmış olan insanlara işte ne sorarlar, ne yaparlar. Yani işte tavırlar, özellikli parçalar, türküler neyse. Onları çalıştık. Ya, hocalarımız bir kere çok iyiydi. Çoğu da zaten hem radyo hem okula gelip gidiyorlardı. Yücel evet. Paşmakçı hocamız evet. Olsun, Nida Bey hocamız olsun. Onların hepsi... Eğer izliyorsa Yücel Paşmakçı hocamızın ellerinden öpüyoruz buradan. Evet. Bir kez daha saygılar, selamlar, hepsinin sevgiler. Hepsinin emeği bizde çok fazla. Evet. Hepsinin ellerinden öpüyoruz. Onu da davet edeceğiz inşallah birkaç eyvallah. Hafta sonra. Yani zaten hep aile gibiydik. Yani hakikaten pek de hani böyle bir yabancılık çekmedik. Hani radyo ortamı ilk önce korkutucu gelmişti ama sonra girdiğimizde... O sınav biraz heyecanlı değil miydi? Böyle bir de jüri tabii falan oluyor. Tabii ki yani heyecanlıydı. Ben sözü şeye getirmeye tabii, çalışıyorum. Tabii. Orada bir türkü söylettiler veya çaldırdılar değil mi? Tabii ki canım. Yani, ne çalıp söyledin? Vallahi hatırlamıyorum da yani birçok yöreyi çaldırdılar yani. Ben söylememiştim yani o imtihanda. Yöre değil hepsini. Tabii tabii. Bütün yöreleri çaldırdılar. İşte Zeybek'ten, Konya'dan, işte Tekirdağ'dan, ne bileyim Açışlar'dan, işte Değişler'den. Evet. Hepsinden çaldık. Birçok dinleyicimiz, izleyicimiz seni özellikle bizim bu Arguvan, Divri belli bir yörenin
eserlerini daha ağırlıkta seslendirdiği için o yönünle tanıyorlar ama evet. Ben özellikle izleyicilerimize de paylaşmak istiyorum. Cengiz Özkan hepimizin bu geleneksel Anadolu kültürü olarak adlandırdığı kültürün en ufak, en ince ayrıntısına kadar hem sazıyla hem de sözüyle icra edebilecek nitelikte bir sanatçı. Mesela Zeybek yani olsun, Horon olsun, Trabzon olsun, zaten TRT bir ekol. O ekolün içinde yetişen aşağı yukarı asgari bir şeyleri bilmek zorunda. Öyle tabii oradan da çok şey sıradan öğrendik. Sıradan yani. Adamlar gidip orada çalıp söyleyemiyor. TRT'den çok şey öğrendik hakikaten. Halen de öğrenmeye devam ediyoruz aslında. Öyle bir yanı var TRT'nin. Ağırlığı da var. Yine ne kadar hani eleştiriye maruz kalsa da aslında bence yine TRT bu işi en iyi yapan kurumlardan biri. Ne kadar eleştirirsek eleştirelim hiçbir şey yapmadıysa kaybolmasın diye o kadar önemli bir arşivi kurtardı ve notayı aldı, kayıtların altına aldı ki bunu kurtarması bile başlı başına saygı duyulması gereken bir kurum. Tabii ki. Ha, eksikler her yerde var, her kurumda var. İşte şimdi eleştirileri de biraz böyle yıkmadan yapmak lazım. Fazla yıkıcı oluyor. Yıkıcı olmaması gerekir. Yani düzelteceksek hep beraber, biz düzelteceğiz yani. Beraber düzelteceğiz yani. Şimdi bizim ülkemizin maalesef şöyle bir özelliği var. Herkes neyin nasıl yapılmayacağını o kadar iyi biliyor ki. Bu öyle olmaz, şu şöyle olmaz, bak şu ama kötü olacak. Ama yapılacağını söylemiyor. Ya bunları konuşmaktan artık yıllardır bıktık, usandık. Nasıl yapılırsa gel onu ortaya koy. De ki bunu böyle yapacağız. Evet. Şuna da yardım edin. Ben bu kadarını anlıyorum veya siz de üzerine bir şey katın. Tabii. İlla yıkacak. Başkalarının başarısızlığı üzerinden başarı arıyoruz. Evet. Bırak o başarılıysa sen daha başarılısın. Yap sen gel iktidara veya yönetime düzelt. Evet. Maalesef o yok. Öyle bir şeyler oluyor. Şimdi bir de tabii istek olarak özellikle gelirken yoldan beri değil mi? Buranın girişinden itibaren Hüsniye Hanım var bizim burada. Evet. O da sağ olsun bize çok desteği olan bir ablamız. Onun da isteği, diğer izleyicilerimizin de ben isteklerine tercüman olayım. Senden hem bir uzun hava da bekliyorlar. Tabii ki, söyleriz. Ardına da yine bir kırık hava bağlarız herhalde. Olur, tabii ki. Ben en son çalıştığım bir uzun havayı söyleyeyim o zaman. Söylemeye çalışayım. Sözleri Aşık Veli'nin, bunu da yine büyük üstadımız Aşık Veysel seslendirmiş. Sözleri çok güzel, çok anlamlı. Dostum beni niçin zar incidirsin? Verdiği ikrardan dönen değilim. Senden gayrısına meylimi vermem. Uçup daldan dala konan değilim. Dostum benim için zar incidirsin. Verdiği ikrardan dönemem değilim. Senden gayrısına uçup daldan dala konan değilim uçup daldan dala konan değilim.
Dostum gönüllenme giden tezgah. Herkes sevdiğine cilve az gelir. Yar yüzüne yüz baksam az gelir, az gelir. Dahi baksam kana değil mi? Yüz yıl dahi baksam kana değil. Ey dürvelim kimse bilmez halimi. Mevlam açık etsin senle yolunu. Dünya güzel dolsa sesine nefesine sağlık diyoruz. Programımızın da yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Maalesef her güzel şeyin bir sonu var. Senin güzel türkülerine de daha doyamadık. Yeni ısınmaya başladık. Eyvallah. Ama izleyicilerimizle paylaşmak istediğin son sözlerini de alalım. Özellikle genç arkadaşlarımıza önerilerin de olsun bunun içinde istiyorum. Müziğe gönül veren genç arkadaşlarımız izliyorlar bizleri. Ondan sonra da programımızı yavaş yavaş kapatacağız. Şimdi tabii bizim müziğimizin kilit noktaları uzun havalarda gizli özellikle. Yani bütün o örgüyü, kurguyu, aslında iç ritmini uzun havalarda görürüz. Evet. Özellikle bu makineleşmenin ve çağın hızlandığı dönemde insanların uzun havalardan sıkılıp dinlemediği dönemde. Mesela benim demin okuduğum uzun hava da aslında 4 kıta ama ben 3 kıta okudum mesela. Evet. Hani biz bile buradan fedakarlık yapabiliyoruz yani. Aslında yapmamamız gerekir ama şunu demek istiyorum ki yani özü aslında uzun havalarda gizli. Yani uzun hava çok çalan ve söyleyen yok. Aslında hatırlatılması, söylenmesi gereken en önemli şeylerden bir tanesi uzun havalar. Ben de genç arkadaşlarımıza özellikle söyleyen arkadaşlarımıza yani birisinin iyi türkü söyleyip söylemediğini öğrenmek istiyorsan ona bir tane uzun hava okutmak gerekir. Doğru. Çünkü onun durağı, kalışı, uzun sesleri kullanışı, nefesini kullanışı gibi şeyler. Özellikle tavsiyem bu genç arkadaşlarımıza, halk müziğiyle uğraşan arkadaşlarımıza. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığın için. Estağfurullah. Ben teşekkür İnşallah ediyorum. Başka bir programda yine birlikte uzun uzun çalar söyler sohbet etme çok şansımız olur. Çok teşekkür ediyorum. Beni davet ettiğiniz için böyle güzel bir mekanda ağırladığınız evet. için çok teşekkür ediyorum. Bu arada izleyicilerimiz de merak ediyordur burası neresi ve nasıl çekiliyor. Burası, zaman zaman söylüyorum ama. Evet burası. Göztepe Merdivenköy Şahkulu dergahındayız değerli izleyiciler. Buranın yöneticilerine de bu vesileyle teşekkür etmek evet. istiyoruz. Bize kapılarını açtılar programımızı burada çekiyoruz.
Peki programımız yavaş yavaş sona eriyor dedik. Fakat yine bir türküyle bağlayacağız. O türküyü de birlikte söyleyelim diye kararlaştırdık. Fakat olsun, bir programımız yok. Olduğu kadar yine zaten ikimiz de tamam. Aynı yörenin insanıyız. O yöreden bir türkü seçelim istersen. Şaşar Veysel iş bu hale, gah ağlaya gah güle, yetişmek için menzile gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Yetişmek için menzile gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Evet değerli izleyiciler, Anadolu'nun yedi renginde bu hafta da çok değerli bir sanatçı dostumuzu konuk ettik. Cengiz Özkan bu hafta Anadolu'nun yedi renginde program konuğumuzdu.
Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte yine sizlerle birlikte olacağız. Birlikte olana kadar yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir hafta geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.